Merhaba değerli izleyiciler. Erkenci Kuş dizisinin bitiş şekliyle ilgili görüşüm netleşti. Bana göre dizi başrol oyuncularının aşkının bitmesi yüzünden, aralarındaki gerginliği diziye yansıttıkları için son iki bölümdür izleyiciler ne yazık ki bu gerginliği yüzlerde gördüklerini söylüyorlar. Başrol oyuncularının oyunlarına konsantre olamadıklarını söylüyorlar. Ve dizinin de bu nedenle bittiği görüşü gittikçe yaygınlaşıyor. İlk kez belki de ülkemizde son 20 yıldır başrol oyuncuların aşk hikayesi bir diziyi yedi. Bitişine sebep oldu. Resmen yedi. Dizinin PR için kullanılan aşk hikayesi sonunda dizinin başını yedi. Evet, gelişmeler gittikçe bu şekilde ağırlık kazanıyor. Bu konuda diziyle ilgilenen kişiler, başrol oyuncuları ve diğer yapım ekibindeki kişiler kendi görüşlerinde eğer bana bildirirlerse o görüşlere de yer veririm elbet yayınlarımda. Demet Özdemir konuşsana. Bu aşk hikayesinde mağdur olan sensin. Neden konuşmuyorsun? Neden çekiniyorsun? Neden susuyorsun? Nedir seni korkutan bir sebep mi var? Erkenci Kuş dizisi başrol oyuncuları Demet Özdemir, Can Yaman ilişkisinin dramatik finali üzerinde birkaç yazı yazdım. Okurlardan günlerdir peş peşe sorular, mesajlar, yorumlar geliyor. Ama konunun muhataplarından tık yok. Anlıyorum. Can Yaman'ın konuşacak bir şeyi yok. Ne konuşacak Can Yaman? Ne konuştu ki? Ne konuşacak da biz onun söylediklerine he haklıymış diyeceğiz. Mağdur taraf Demet Özdemir ise susuyor. Yoksa çekindiği bir şey mi var Demet Özdemir'in? Dün çok uzun bir mesaj aldım. Biraz kısaltarak bazı bölümlerinden söz etmek istiyorum. Aralarda kendi yorumlarımı da elbet söyleyeceğim. Evet, o mesaj şu şekilde. Bilal Bey, YouTube'da videonuzu izledim. Tespitleriniz çok doğru. Ancak şunu eklemeliyim. Demet Özdemir değil, bence tam tersi Aslı Parlak Demet Özdemir'i Can Yaman'dan kıskandı. Demet Aslı'yı neden kıskansın ki? Ondan daha genç, daha güzel, üstelik de ünlü, üstelik de şöhret. Başarılı bir oyuncu. Burada araya girmem gerekiyor. Buraya kadar söyledikleri takipçimin sözleri. Konuya yazımı okuyarak, benim söylediklerimi dinleyerek dahil olan okurlar belki daha öncesini bilmeyebilirler. Aslı Parlak'ın Can Yaman'ın Erkenci Kuş dizisinde stilistliğini yaptığını ve Demet Özdemir'in onun Can Yaman'a olan yakınlığını kıskandığı için kendisine de gelen bazı söylentilerden dolayı rahatsız olup ilişkiyi bitirdiğini söylemiştim daha önceki yazımda ve YouTube yorumlarımda. Şimdi bana gelen o mesajı sizlere aktarmaya devam ediyorum. Bu araya bu tespiti saptamayı yaptıktan sonra. Bilal Bey, ben kimsenin fanı değilim diyor bana o uzun mesajı yazan arkadaş. Sizinle bildiklerimi, duyduklarımı paylaşacağım dedi. Can Yaman ile Demet Özdemir ilişkisinin sonunda üzülen, bu ilişkiden zarar gören maalesef Demet Özdemir oldu. Geçen yaz Can Yaman'ın Instagram'ında takipçi sayısı 900 bindi. Şimdi 4,7 milyona ulaştı. Siz düşünün artık kimin bu ilişkiden kazançlı çıktığını. Bu değerli izleyiciler, korkunç bir artış tabii, korkunç bir artış. Can Yaman'ı Demet Özdemir'den dolayı insanlar daha fazla benimsediler. Onun sevgilisi olduğunu düşündükleri için daha fazla benimsediler. Ve onun Instagram'daki takipçi sayısının bu denli artması elbette ki Demet Özdemir'in çok büyük katkısıyla oldu. Can Yaman'ın bu kadar çok takip edilmesinin Demet Özdemir'in takipçileri ve ilişkinin insanları meraka sürüklemesi nedeniyle olduğu fikrine ben de katılıyorum. Aslı Parlak ile Can Yaman'ın birbirlerini etiketleyerek yaptıkları paylaşımlar iki oyuncunun fanlarının uzun süredir dikkatini çekiyordu.
13 Mayıs günü magazinde Can Yaman ile Demet Özdemir ayrılık haberleri çıktı. İlerleyen günlerde Demet ile Can tekrar barıştı. Bayramda Can'ın evindeydi Demet. Evet, o havuzda yüzme hikayesi, amcanın inşallah sizin de böyle bir çocuğunuz olur diye seslenmesi, Demet Özdemir'in kahkahası, bunları ilk Türkiye benim sayfamda Bilal Özcan Official'da duymuştu Instagram'da. İlerleyen günlerde Demet'le Can tekrar sıcaklık sağladılar. Birlikte Maldivlere gittiler. Maldivler dönüşü ise ayrıldılar. Pardon, bu arada Ceylan'da bir problem var. Onu hemen düzeltmem lazım değerli izleyiciler, değerli takipçiler. Evet, Maldivler dönüşü ise ayrıldılar. Ve ondan sonra da dizi sihirli bir şekilde sanki bitirildi. Bitti dizi. Yani dizinin bitmesi takipçilerini şok etti. Çünkü dizinin bitmesi düşünülmüyordu. Dizi yaz boyu devam edecekti. Planlanan o şekildeydi. Öyle değil mi? Yaz boyu devam edecekti ve tekrar kışında devam etmesi söz konusuydu. Beklenti o şekildeydi. Ve Demet Özdemir tatile çıktı. Tatilde dağıttı. Bu dağıtması değerli takipçiler, Demet Özdemir'in tatilde bu kadar çılgınca eğlenmesi, şampanya banyoları yapması, etrafındakilere bu şampanya banyosu yaptırması, aslında onun özel hayatında yaşadığı bütün olumsuzluklara hepsine birden bir tepkisiydi. Normalde Demet Özdemir son derece kontrollü bir insandır ve içinde bulunduğu misyondan dolayı kariyerini de düşünerek bu kontrolü hiçbir zaman elinden kaçırmazdı ve kaçırmaması gerekirdi. O Ayşe Barım gibi bir profesyonelin elinde bir yıldız adayı ve sürekli olarak da onun kontrolündeydi. Ancak Demet kendini tutamadı ve dağıttı. Bu mutluluk gösterisinin gönderildiği adresi aslında kendisini çok üzen sevgilisi Can Yaman'dan başkası değildir. Artık Demet Özdemir ile Can Yaman birbirlerinin yüzünü görmek istemiyorlar. Ve bu dizi bu sebepten dolayı final yaptırıldı. Fikrim artık bu şekilde. Geçen gün de bahsettim. Eğer öyle olmasaydı final yapılacak hiçbir dizide bitmeye 4 hafta kala senarist değiştirilmez. Oysa Erkenci Kuş'un yazın da yayınlanacağı belli olunca yapımcının diziye taze kan getirmesi için senaristini değiştirdiğini geçenlerde YouTube'da da vurguladım, yazıda da yazdım. Okuyucum şöyle diyor, takipçim şöyle diyor. Demet Özdemir diyelim ki sevgilisini Aslı Parlak'tan kıskandı. Sizin dediğiniz gibi oldu. Kıskanmaz ama öyle olsun diyelim. Demet Özdemir Can'ın yüzüklerini bile Aslı Parlak takar. Biliyor musunuz Bilal Bey? Can'ın yüzüklerini bile Aslı Parlak takar. Aslı Hanım'ın sayfasına bakın. Paylaşımları Can dolu. Oysa dizide brandı da giydiriyor Aslı Hanım. Ama onu çok nadir paylaşır. Başka dizilerde de çalışması var. O dizi setlerinde kaç kare fotoğraf paylaştığını gördünüz? O dizilerden hiç story attığını gördünüz mü? Aslı'nın kendi sayfasında paylaştığı bir Can Yaman fotoğrafına koyduğu yazı dikkat çekti ve bunu yabancı fan sayfaları bile yayınladı. Aslı Parlak parantez içinde D Can yazıp kapamıştı. Aslı Parlak paylaşımlarını İngilizce yapar. Burada D'nin İngilizce manası ne olabilir? Hangi İngilizce kelimenin kısaltılmışı olabilir? D burada sizce Can'a yakıştırdığı D. Dead olacak hali yok baba. Daddy. Hiç olur mu? Olur mu öyle şey? Diamond olabilir mi pırlanta mücevher? Ne? Darling mi dediniz? Darling sevgili. Hadi canım siz de gidin işinize. Allah'ını severseniz ya. Değerli izleyiciler. Bu iş çözülecek. Elbette çözülecek. Demet Özdemir ile Can Yaman arasında ne gerçekleşti? Dizinin bitme sebebi gerçekte neydi? Beni izlemeye devam edin. İleriki günlerde bu işi mutlaka birlikte çözeceğiz. Beğendiyseniz beğen yapın ve abone olun.
sayfama, kanalıma abone olursanız paylaşımlarım anında ben paylaştığım zaman size ulaşır. Görüşmek üzere, sevgiyle.